5. sınıf matematik ders kitabı 4. ünite temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler konusundayız. Sayfa 151 etkinlik yapalım. Aşağıdaki çizgileri altlarında belirtilen geometrik şekiller olacak biçimde düzenleyiniz. Evet, burada TR ışını dediği için arkadaşlar, ışın olabilmesi için başlangıç yerine nokta koyuyorum. Ve bu şekilde devam ediyor. Şöyle devam ediyorum. Şuraya da nokta koyuyorum. Burası T, burası R. TR ışını oluşmuş oldu. Altından PT doğru parçası. Doğru parçası dediği için her iki ucuna nokta koyuyorum. Ve P ve T harflerini yazıyorum. PT doğru parçası. YZ doğrusu, iki tarafı doğru olduğu için devam ediyor. Harflerini Y ve Z olarak yazıyorum. KL doğrusu yine aynı şekilde. Burası K, burası L. Doğru olduğu için iki tarafına da ok işareti yaptım. KL doğrusu. Öğrendiklerinizi uygulayınız. Aşağıdaki doğru, doğru parçası ve ışınları adlandırıp sembolle gösteriniz. Buradaki birinci şeklimiz bir ışındır arkadaşlar. İstediğimiz harf verebiliriz. Örneğin ben buraya B dedim. Buraya A dedim. AB ışını olacaktır. AB ışını olarak yazıyorum. İkincisi, iki tarafına ok işareti olduğu için devam ediyor anlamında. Buraya F veya buraya da Y harf vereyim. FY doğrusu. FY doğrusu olarak yazıyorum. Üçüncüsü, iki tarafında nokta olduğu için bir doğru parçası, istediğimiz harfi verebiliriz. M, N. M, N doğru, D nokta parçası yazdım arkadaşlar, vakit almaması için. Doğru parçası. İkinci soru, aşağıdaki noktalı kağıda paralel, kesişen ve çakışık doğrular çiziniz. Evet, paralel doğru demek hiçbir zaman kesişmeyecek doğrulardır. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bu iki doğru hiçbir zaman kesişmez. Kesişen doğrularda ise, evet şimdi kesişen doğruları çiziyorum. Şöyle bir doğrum olsun. Bu doğrum AB doğrusu olsun. Daha sonra şöyle bir doğru da buradan çiziyorum. Buna da CD doğrusu diyelim arkadaşlar. Şu ikisinin kesiştiği yer kesişen noktadır. Buraya da atıyorum E noktası diyebiliriz. Gelelim çakışık doğrular. Çakışık doğrular ikisinin de üst üste geldiği doğrulardır. Şöyle bir doğru çiziyorum. Bu büyük doğrumun harflerini veriyorum. Buraya A, B diyebilirim. Diğerinde ise doğrumun çakışık olması için ikinci çizeceğim doğru AB doğrusunun üzerinde olması gerekiyor. Ona da şuradan şöyle diyelim ki DE doğrusu olarak verebiliriz. Bunlar çakışık doğruya örnektir. Sayfa 153, öğrendiklerinizi uygulayınız. Yanda işaretli noktalara göre aşağıda belirtilen noktaların birbirine göre konumlarını, birim ve yön ifadelerini kullanarak açıklayınız. K ve L noktaları. Evet, buradaki K ve L noktaları. Evet, bunu yazmadan açıklıyorum. Buradaki K noktası L noktasının 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklığındadır arkadaşlar. K noktası L'nin 6 birim aşağısındadır. K ve M noktalarına bakalım. Evet, K noktası burada. M noktası burada. K noktası M'ye göre bakalım arkadaşlar. M'ye göre K noktası 1, 2, 3 birim yukarıda, 1, 2, 3, 4 birim soldadır. K ve N noktaları, evet K'nın N'ye göre, bu da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarıya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim soldadır. L ve N noktaları, evet L ve N'ye bakalım, 1 birim aşağıya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim soldadır.
Evet, AB doğru parçasının 6 birim 6 demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim arkadaşlar. Şurası A'nın burası. B'nin de şurası olacak. Bu iki noktayı birleştiriyorum. Ve CD doğru parçasına ulaştım. Uzunlukları da birbirine eşittir. Sayfa 155. Öğrendiklerinizi uygulayınız. Aşağıdaki doğru parçaları ile eşit uzunlukta olan birer doğru parçası çiziniz. Evet, buradaki C ve D doğru parçasına eşit uzaklıkta arkadaşlar. Şuradan şöyle baktığınız zaman şöyle 1, 2, 2 yana 1, 2, 3 yukarıya gidiyor arkadaşlar. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. 1, 2 yana 1, 2, 3 yukarıya. Yani şu iki nokta birleşmesi gerekiyor. C ve D'ye aynısı olan buna da ben K, F ismini verebilirim. KL'ye aynısı olan şöyle çizdim. Buna da B, C istediğiniz harfleri verebiliriz. AB'nin aynısını çiziyorum arkadaşlar. Altından buraya da Y, Z yapalım. E ve F'nin aynısını şu noktadan başlayıp bir birim gittiği için yukarıya şurası bitecek. Şöyle çiziyorum. Buna da D, E doğru parçası olarak isimlendirebiliriz. Bunlar birbirinin aynısıdır. Sayfa 159. Gönye'den yararlanarak aşağıdaki karalı kağıda birer tane dar, dik ve geniş açı. Dar açı demek derecesi 90 dereceden küçük olacak. 90 derece bir dik açıydı, yani bir köşe açıydı. Köşe açıdan dar olması için şöyle çizdim. Çizmiş olduğum açı dar açıdır. İkinci açım dik açı. Dik açı bir köşe açıydı. Şöyle elimle çizmeye çalıştım. Bu da bir dik açıdır. Burası tam bir 90 derece eşittir. Üçüncüsü geniş açı. Geniş açı 90 dereceden büyük olduğu için buradaki çizmiş olduğum 90 dereceden büyük olması gerekiyor. Şöyle çizmiş olduğum açı geniş açıya örnektir. İkinci soru, aşağıdaki açıların hangi tür açı olduğunu 90 derecelik bir açıyı referans olarak belirleyiniz. İlk açımıza bakalım arkadaşlar. Buradaki ABC açısı ya da B açısı olarak isimlendirdiğimiz açı bir dik açıdır arkadaşlar. Dik olarak yazdım. İkinci açım 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. Üçüncü açım geniş açıdır. G yazdım. PRS açım aynı şekilde geniş açı. Buradaki açım dar açı. MNO açısı şöyle düz devam etseydi 90 derece olacaktı. 90'dan büyük olduğu için yine geniş açıdır. Sayfa 163. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Doğru olanlara tik işareti koyunuz. Masanın ayakları masanın tablasına diktir. Doğru. Merdivenin korkuluklarındaki paralel borular bağlı oldukları tahta parçasına diktir. Evet, buradaki paralel borular. Evet, buradaki paralel borular bağlı oldukları tahta parçasına diktir. Merdivenin korkulukları merdivenin basamaklarına diktir. Evet arkadaşlar, korkuluklar şurasını kastediyorsak buradaki merdivenlere dik değildir. Ancak şurası olsaydı merdivenlere dikti. İkinci soru. Aşağıdaki doğrulara A, B, C ve D noktalarından dikmeler çiziniz. Dikme olması için A noktasından bu şekilde arkadaşlar bir dikme çizebilirim. 90 derece olacaktır. İkincisine bakalım. B noktasından dikme çiziyorum. Üçüncüsünde C'den devam ediyorum. Uzatabiliriz, bırakabiliriz. Diğeri de nereden şu şekilde ister devam edin ister bırakın. Evet, buradaki bütün dikmelerimi oluşturmuş oldum. Şunu da şöyle uzatabiliriz arkadaşlar. Sayfa 166. Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki birbirine paralel olan ve olmayan doğru parça modellerini gösteriniz. Buradaki arkadaşlar şu çizmiş olduğum borular birbirine paraleldir. Aynı şekilde şuradaki demir parçaları ile altındaki demir parçaları birbirine paraleldir. Paralel olmayanlar ise arkadaşlar şu alt taraftaki demirlerle şuradaki yukarıdan gelenler birbirine paralel değildir. İkinci soru, aşağıdaki doğru parçalarına
paralel olan ikişer doğru parçası çiziniz. Yani paralel demek hiçbir zaman kesişmeyecek bir de doğru parçası diyor arkadaşlar. Doğru parçası aynı doğrultuda olması gerekiyor. Ve bunları istediğimiz harfleri verebilirsiniz. Buraya D, E, buraya Y, Z verebiliriz. Diğerine yapalım. Bunu da aynı şekilde şuradan da yapabilirsiniz. İkişer tane dediği için bir tane de şuradan yapabilirim. Buraya yine doğru parçası dediği için D, E, buraya da K, L istediğiniz harfi verebilirsiniz. Üçüncü soru. Aşağıdaki doğru parçalardan hangilerinin paralel olduğunu belirleyiniz. Paralel demek hiçbir zaman kesişmeyecek doğrular demek. Buradaki PR ve ST doğru parçaları kesişen doğrular olabilir. Çünkü bunu şöyle devam ettirdiğiniz zaman, burası da aynı şekilde devam ettiği zaman ileride kesişecektir. Ancak buradaki KL ve MN doğru parçaları, şuradaki mesafeler 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki de eşit olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Eşit olduğu için bunlar kesişmezler. Paralel doğrulardır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.